akşamı bugün dolar TL'deki bir hafif düşüş. Artık dolar TL 13.61, 13.51. Buralara çok alıştı. Gram altın onstan hareket etti. Altın onsu da şu an dakikalarda 1837 dolar civarında. Tekrar oraya bakacağız. 1833 yine geçmiş gözüküyor. Borsa bile endeksi bugün 1800. Evet. 2046 puana kadar çıktı. %1,28'lik bir artış daha aldı. Türk Hava Yolları da bundan nasibini %3,68 ile almış gözüküyor. Pozitif günde yükselenlere bakalım arkadaşlar. Evet, Pirinka, Poltk, Belkent, Papil, P harfiyle başlayanlar başı çekmiş. Desa, Silivar, Adel, Lüks Kadife, Etihad, İşbur, Mobtl, Marka. Marka geçen sene flaş kağıttı biliyorsunuz. Sonra düştü. İhlas Haber 6,68. Endeks pozitifte düşenler var mı? Arda Yaza, Orçay. Evet, Orçay 37,60. Orçay'ı takip etmeye başladı. 44.000 adet daha. Düşüşünü tamamlamadı gibi gözüküyor. Manas, Edata, Kaplemin, Eskar, Angen. Evet, 30 kağıtlarına da bakarsak arkadaşlar. Hepsi yeşil mi? Gene gübre fabrikaları ve Tekfen Holding hariç. Hepsi yeşil. Tüpraş %1,2 ama Tofaş 5,38. Egosuz 3,75. Hava BİM 72,25. Şu anda gayet iyi gözüküyor. Hemen altın onsuna geçelim arkadaşlar. Çünkü ons altın ve dolar TL gram altını Türkiye'deki altın fiyatlarını belirliyor. 1831 dolar civarında en yüksek 1835. Sanki geri dönüyor gibi. Ama yarın Amerika'da enflasyon rakamları öncesi altın genelde bu hareketleri yapıyor. Bitcoin 44.480 dünkü bıraktığımız yerlerde tutulmuş durumda gözüküyor. Evet, şimdi tabii ki Bitcoin TL'de yatay olabilir. 601 bin dedim. Bugün 602 bin. Evet, çok fazla da holo 0.078'e çıkmış bakın. 0.060'dan 78'e yükselen bir holo Trabzonspor ama %6,8 çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilginç güzellikler olabiliyor. Evet.